Evet, kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda safra kesesi hastalığını konuşacağız ve Bülent Özçelik hocamızla konuşacağız. Peki hastalarımız, hasta yakınlarımız ve Avrasya Hastanesi'ndeki misafirlerimiz neler söyleyecekler safra kesesi hastalığı ile ilgili? Belki kendilerinde, belki çevrelerinde böyle bir hastalıkla karşı karşıya kalmış olabilirler. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bu hafta Şifa Kapısı programında safra kesesi hastalığını işleyeceğiz. Hiç çevrenizde ya da siz böyle bir hastalıkla karşı karşıya yok, kaldınız mı? Hiç kimse yok etrafımda safra kesesi rahatsız olan. Peki, duydunuz mu? Yani kabataslak tabii ki bazı duyumlarım var. Evet, tabii safra kesesinde taşlar. Evet, taşlar, evet. Yeniden içilenler. Onların tetiklediğini biliyorum, sarılık yapabildiğini evet. biliyorum. Yani kabataslak dedim ya, başıma hiçbir şey gelme, böyle bir şey gelmediği için tam kesin net şey. Siz o zaman şanslı gruptansınız. Evet. Peki hastaneyi nasıl buldunuz? Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum çünkü 10 yıldır buraya geliyorum. Bülent Bey'in hastasıyım, 10 yıldır onun kontrolündeyim. Memnunum. Daha da iyi olabilir diye düşünüyorum tabii bazı şeylerde. Yenilemeler oluyor. Gayet güzel yani şimdilik. Evet, Sayın Bülent Öztürk de evet. operatör doktor Bülent Öztürk, genel cerrahi evet. uzmanımız ve bugün de bizim kıymetli Bülent Bey program konuğumuz. Birçok konuları işleyeceğiz. Bunun içerisinde tümörleri de işleyeceğiz konularımız arasında. Peki sizin rahatsızlığınız neydi? 10 yıl önce meme kanseri geçirdim. Onun ameliyatlarımı Bülent Bey yaptı. Şimdi genel rutin kontrollerime geliyorum. Ama şimdi bir sağ göğüste gene bir şey, bir kitle rastlandı. Onunla ilgili görüşmeyi bekliyorum kendisiyle. Peki, hastalar bu noktada kendilerini nasıl hissetmeliler? Hastalıkla mücadele nasıl olmalı? Benim kendi tezim, insan kendi doktoru kendi olmalı. İlk önce o, ondan sonra tabii ki iyi bir doktorun elini şey yapması, bırakması kendini. Morali yüksek tutmalı, çaresiz, hiçbir şey yok ölümden başka diyorlar, gerçekten de öyle. İnsan araştırdıktan sonra evet bir çıkış yolu bulunabiliyor. İlk önce moral diyorum ben. Moral çok önemli. Evet, moral kendi psikolojisini rahat, düzgün tutacak, yüksek tutacak. Yani benim düşüncem o. Hangi hastalık olursa olsun öncelikle kendi kendinizi tedavi etmenin yöntemlerini bulmak. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ben gördüğüm kadarıyla siz de bunu başarmışsınız. Evet, yapmaya çalıştım. Bülent Öztürk gibi güzel bir doktorunuz var. Evet, ona çok güveniyorum zaten. Eli de çok hafif. Kendisi de hastalarla çok güzel ilgileniyor. Birebir ilgileniyor. Hastanın en az ne kadar zarar görebileceğini çok iyi biliyor. Hastalarla diyalog çok önemli. Çünkü bir insan hastayken doktora gittiği zaman karşı taraftan gerekli açıklamaları bekliyor. Öyle bir diyalog kurulmadığı zaman da hastanın kafasında bir soru işareti oluyor. Ama Bülent Bey'de bu yok. Bülent Bey acaba dediğiniz her şeyi en ince noktalarına kadar anlatıyor. O yüzden de siz de şanslı evet. evet. Efendim, geçmiş evet. olsun çok teşekkür diyorum. Ederim. Efendim, sağ olun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynen öyle olun. Annem. Peki. Evet. Gördüğüm kadarıyla size annenize hep büyük destek oluyorsunuz. Hep beraber buradayız. Zaten Bülent Hoca ile artık 10 seneler içinde aynen öyle. Artık hani ailecek görüşüyoruz hani eşiyle olsun, şeyleriyle olsun, aynen öyle çocuklarıyla. Yani kendimizden görüyoruz artık. Burası da bizim bir nasıl diyeyim, kontrollerden sonra hani ikinci bir evimiz gibi oldu ama güvenerek geliyoruz. Hani bir hastane psikolojisi, evet biz hastane psikolojisiyle gelmiyoruz. Yani korkarak, çekinerek ya da bir endişe duygusuyla gelmiyoruz. Rahat geliyoruz. Hani çıkan bir durumda da üstesinden en azından gelebileceğimiz hakkında da bir umut ya da ümit dolu oluyoruz. O yüzden rahatız yani genel anlamda. Tabii burada sizin de belirttiğiniz gibi hastane ve doktor çok tabii önemli. Güven çok önemli. Güven önemli. Biraz da doktorunuzun da kendini size karşı yıllar içinde ispatlaması da çok önemli. Bülent Bey bunu her hastasında tekrar tekrar başarabilen bir doktor. O yüzden bizde güvenimiz sonsuz yani her anlamda.
Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programında bu hafta genel cerrahiye uzmanımız operatör doktor Bülent Öztürk ile güzel bir söyleşi yapacağız. Ve söyleşimiz öncesinde hastalarımız, hasta yakınlarımız ve misafirlerimizle yaptığımız röportajlarda aldığımız soruları Bülent Bey'e soracağız. Ben öncelikle buraya gelen misafirlerimize geçmiş olsun diyorum. Hastalıklarıyla ilgili bilgiler alacağız. Hastalıklarda tedavi yöntemlerini kendilerinin nasıl uyguladığı ile ilgili bilgiler alacağız. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Evet, çok sesi tanıyabilir miyiz? Ben Asiye. Asiye ablacığım, öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Ve Şifa Kapısı programımızı bu hafta Sayın Bülent Öztürk bizlerle birlikte olacaklar. Genel cerrahi uzmanımız. Bugüne kadar hiç herhangi bir sorunla, safra kesesiyle, tümörle, yakın çevrenizde... Safra kesesinde rahatsızdı. İyi. Buraya da geldik, memnun kaldık. Güzel, temiz, hemşirelerimiz güler yüzlü. Yakınlar, tatlı dilliler. Biz memnunuz her şeyden önce. Gelinimiz de tedavi görüyor çok şükür. İlerleme var son derece. Mutluyuz. Kısacası. Mutluyuz çok şükür. Çok güzel. Peki kişi kendisini hasta hissettiği zaman öncelikle tabii emin ellere teslim ediyor. Aynen öyle, aynen öyle. Biz de duyduk da önerilerini geldik işte çok şükür burada rahatız. Yani geliyor telefonla görüştüğümüzde de rahat olduğunu hissediyoruz. Allah'ın izniyle evet. Memnunuz yani her şeyden, doktorlarımızdan. Çok şükür, çok sağ olsunlar. Tabii bir bayan olarak şöyle baktığınız zaman hastanenin de hijyen de kurallarına uyduğunu görüyor musunuz? Ben beğendim, güzel. Yani öyle bir şey ilgini görmedik. Güzel, düzenli, temiz. Memnunuz, hijyenden memnunuz, yani evet. Evet. Yani bir bayan gözüyle evet. Baktığınız zaman. Aynen öyle, gerçekten temiz, güzel. Çok güzel. Pazgal. Doktorların ilgisini nasıl gördünüz? Doktorların ilgisi de güzel. Güzel yani beğendik ki buralara geldik. Doktorlarımıza memnunuz. Evet. Ki geldik yani. Önce Allah'tan sonra doktorlardan şifa bekliyoruz. Güvenmek çok önemli. Evet, güveniyoruz Allah'ın izniyle. Yani. Çok güzel. Bizler de size geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Acil şifalar versin. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hastamız kemoterapi hastası, artı kalp hastası, eşim ve babam. Evet. Onları tedavi için buraya getiriyorum. Babamı yukarıda, ikisi de burada tedavi görüyor. Sonuçlarımı topladım. Değerlendirmesi için sevgili hocamız Ali Bayram Bey'e getirdim. Evet. Onun neticelendirmesi sonucu inşallah güzel bir tedavi sürecine gireceğiz. Daha yeni mi hastalıkları belli oldu? Babamın yeni o belli oldu ama eşim dün birdenbire rahatsızlandı ve ben burada hastanedeydim babamın yanında. Telefonla hemen onu buraya getirtirdim. Sağ olsun Ali Bayram Hoca hemen muayene etti. Acil holter takılmasını istedi. Güzel olmadığını, kalp kapakçığının hava kaçırdığını söyledi. Şu an bütün tahlillerimizi, sonuçlarımızı toparladık. Değerlendirmesi için hocayı bekliyoruz. Hastanenin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Gerek ekipmanlarından, gerek doktorlarından olsun. Her türlü sorduğum sorulara da çok güzel ve makul cevaplar aldım, bilgilendirildim. Gerek telefonla, gerek burada yüz yüze görüşerek. Henüz hiçbir sorunla yüz yüze gelmiş değilim. Aynen öyle. Aynen memnun olmasam belki kapısından bir daha içeri girmeyi bile düşünmezdim. Ama onkoloji bölümüne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kardiyolojiye de, ekibine de çok teşekkür ediyorum. Her türlü soruyu sorabiliyorum. Her türlü sorunun karşılığını alabiliyorum. İtelenmiyorum, bilgilendiriliyorum. Bu benim için zaten en önemli şey. Hastama nasıl davranacağımı biliyorum en azından. Evet, size destek oluyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü onların desteği olmadığı yerde zaten senin bittiğin andır. Onkoloji bölümüyle ilk defa yüz yüze geldiğimiz için bazı sorunlar tabii ki de yaşadık. Korkularımız çok oldu, endişelerimiz çok oldu. Ama onlarla konuşa konuşarak bunların normal olduğunu, bu dönemde bunları çok sık yaşayacağımızı öğrenmek tabii ki de içimizi daha da rahatlattı. İnşallah hepsini arkada bırakacağız. Tabii hastanın ve hasta yakınlarının hastaneye güvenmesi de çok önemli. Aynen öyle, aynen öyle. Güven olmadı mı hiçbir şey olmuyor çünkü. Sorduğunuz soruya bir kere karşılık almadığınız zaman o hemşire size gülümseyerek bir cevap vermemesi bile sizi yıkabiliyor. Ama gülümseyerek bir dönüp cevap verdiği takdirde o an o korkuyla bile içinizde güllerin açtığını hissedebiliyorsunuz açık ve net. Çünkü ne yapacağınızı siz orada bilmiyorsunuz. Hastanız orada acı çekiyor. Ama en azından konuşup onlara sorduğunda ablacığım bunlar normal.
geçecek, birkaç gün böyle bir nakarat dönemi yaşayacak demesi sizi gerçekten rahatlatıyor. Ve gerçekten de öyle oluyor. Evet, işte sevgili izleyenlerimiz, burada da şunu görüyoruz. Hasta yakınlarıyla olan iletişim, sağlık personelinin iletişimi çok önemli. Çünkü hastanın ve hasta yakınının o kuruma güvenmesi gerekiyor. Ve siz de bunu yaşayanlardan birisi aynen, olduğunuz aynen, kadar memnuniyetle aynen, çok memnunum. Çok memnunum. Her şeyden memnunum şu anda. Hijyen kuralları nasıl gördünüz? Hijyen kuralları gerçekten çok güzel ama mümkün olduğunca biz insanların kullandığımız alanları kendimizin temiz tutmasını lütfen rica ediyorum. Çünkü bir tek temizleyenlerin değil, kullananların da hatası bulunduğunu buradan belirtmek istiyorum. O insancıklar girip temizliyor çıkıyor ama arkasından girip kullananlar, onların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Temiz bulduğumuz gibi temiz bırakmak zorundayız. Evet, ne kadar önemli bir konuya temas etti sevgili izleyenlerimiz, değerli misafirimiz. Öncelikle bizim kendimizin temiz olması evet, gerekiyor. Aynen. Bizim toplu kullanım alanlarında nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında biraz daha hassas olmamız aynen gerekiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Kimse bunu hastane personelinde bir suç olarak aramamalı. Evet. Kullananların kendisinde ben buluyorum bu suçu. Çünkü siz o kapıyı açtığınızda eğer ferah bir koku varsa, temizlik kağıdı, sabunu, her şey yerindeyse siz de aynı şekilde orayı bırakıp çıkmak zorundasınız. Ve bu sizin arkanızdan çeşit çeşit hasta insanların da kullandığı bir alan. Evet. Sonuçta burası ev değil. İstediğiniz gibi hijyen tutmak da gene bizim elimizde. Kurallara uygun davranırsak hiç kimse de hiçbir hastanede bu sorunu yaşamaz. Çok güzel belirtin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hastanıza da acil şifalar amin, diliyorum. Amin, amin. İnşallah hepsine de. Ben de acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Valla çocuklar tercih etti. İkisi karar verdi, anne baba. Onlar tercih etti. Devamlı muayeneye buraya geliyorlardı. Doğumu da burada yapıldı. Gelinimizin kız kardeşi de burada yaptı. O da burada yaptı. Çok iyi, çok memnunuz. Memnun olduğunuz için evet, de kendi evet. Geliniz de burada. Evet, evet. Doğum için geldi. Çok güzel. Peki nasıl karşılandınız? Çok iyi. Çok iyi. Her şeyi dört dörtlük. Çok iyi yani. Çok memnunuz. Hı-hı. Peki bir hastaneden, bir kurumdan memnun olmak için nelerle karşılaşılması gerekiyor ki böyle mesajlar veriyorsunuz? Mesela yani, neyle memnun kaldınız? Bizi iyi karşıladılar. Gelinim rahattı. Doğumu rahat oldu. Memnunuz yani. Bebeğimize çok güzel baktılar. Çok güzel. Çok ilgilendiler. Doktorla hasta ilişkisi çok önemli. Evet, çok iyi. Çok doktorumuz çok iyi zaten. Bebeğimiz de annesininle çok ilgilendi. Çok güzel. Bebeğimiz de sağlıklı. Evet. Ne mutlusunuz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bundan sonra yine herhalde tercihiniz yine bu hastane. Herhalde, olurdu. Herhalde. İnşallah kızımın bir bebeği olur da buraya geliriz. Yeğenimiz de olacak bir buçuk ay sonra. Onu evet. Da getireceğiz buraya. Yeğenim var benim. Senin, tabii. Memnuniyetinden dolayı. Tabii. Sizlere vermiş olduğu tabii. Hizmetlerden. Evet. O yüzden de tavsiye tabii. Ediyorsunuz. Tabii. Evet, hem de çok tavsiye ediyoruz. Çok memnunuz. Biz memnun kaldık. Her şeyinden memnun kaldık. Peki bir sağlık kuruluşundan ne beklenir? Beklentiler neler olur? Neler olur işte. Hizmet beklenir. İyi karşılanma beklenir. İlgi beklenir. Bunlar yani. Temizlik beklenir ki kantini falan her şeyi çok güzel, çok temiz, çok memnunuz yani. Çok